Herkese merhaba arkadaşlar. Başlamadan önce abone olmayı ve hemen yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni ve güncel videolardan ve bilgilerden anında haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bu videomda size iki konu aktarıyorum. Birincisi jerk aksiyonu, ikincisi makina kolunun sağ ve sol el kullanımını nasıl yapabiliriz? İsterseniz hiç uzatmadan jerk aksiyonuyla başlayalım. Buyurun. Yeni bir videoda deniz kenarından herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bundan sonraki videolarımda artık yavaş yavaş sizlere aksiyonlardan bahsedeceğim. Bugün size bahsetmek istediğim ilk aksiyon jerk aksiyonu. En çok kullandığımız ve atçek yani spinning tarzı balık avında en etkili olabilen aksiyonlardan bir tanesidir. Kısaca açıklamak gerekirse jerk aksiyonu sahtemize yaralı ve kaçmaya çalışan, saklanmaya çalışan ama kaçamayan balık görüntüsü verir ve bu da yırtıcılar için son derece caziptir. Neden? Çünkü kolay yem her zaman iyi yemdir ve yırtıcı balıklar kolay yemi, basit yemi her zaman tercih eder. Dilerseniz çok uzatmadan direkt aksiyona geçelim. Burada önemli olan kamış hareketleri. Kamerayı yan profilden konumladım. Göğüs kameramı da açacağım. Su gayet berrak ve bu mera için aslında büyük bir sahte tercih ettim. Neden? Göğüs kamerasıyla su içindeki görüntüyü alırken sahtenin su içerisindeki jerk aksiyon sonucu aldığı hareketi daha net görmenizi istedim. Arkadaşlar hiç uzatmadan direkt geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken ilk nokta bilek hareketlerimdir. Bileğinizi serbest bırakacaksınız ve kamışı yukarıdan aşağıya doğru vuracaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sahtemizi suya gönderiyoruz ve göğüs kameramızdan kaydı başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın. Yemle misina yani kamış arasındaki boşluğu aldıktan sonra bilek hareketi. Jerk aksiyonu budur arkadaşlar. Vur, boşluğu al. Vur, boşluğu al. Bazen çift yapabilirsiniz. Bazen de tek. Bak, bilek. Direkt bilekten. Şimdi sahte yaklaşınca göğüs kamerasından da su içerisinde sahtenin aldığı jerk aksiyonu göreceksiniz. Arkadaşlar jerk aksiyonu son derece etkilidir. Özellikle suda bir yırtıcı varsa kesinlikle kayıtsız kalamaz bu aksiyona. Hele ki açsa. Bakın arkadaşlar, sahte yaklaştı. Nasıl renk verdiğini şimdi göğüs kamerasından göreceksiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta arkasından da bir sürü yavru balık geliyor. Bir daha. Tekrar gösteriyorum. Bakın başlıyoruz. Dikkatlice izleyin. Daha sonra açıklamalı yapalım. Şimdi sahte yaklaşınca yine göğüs kamerasıyla su içindeki görüntülerini alacağım sizin için. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki videolarımda havuzda wobbling aksiyonunu göstermiştim size. Kapalı havuzda çekmiştim wobbling aksiyonunu. Ona da göz atmak isterseniz şu üst köşeye infoya tıklayın. Oradan diğer videoya geçebilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini koyuyorum arkadaşlar. Bir daha yapalım jerk aksiyonunu. Evet, dikkatlice izleyin arkadaşlar. Boşluğu alıyoruz ve küçük kısa sert vuruşlarla sahteye çok kısa mesafeler aldırıyoruz arkadaşlar. Ama sahte suyun içerisinde zikzak çizerek her tarafa fosforunu yayıyor. Kendini belli ediyor. Ben buradayım ve yaralıyım. Hareketi yapıyor. Evet. Göğüs
kamerasını da ayarladık. Evet, sahtemiz yaklaşıyor. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Nasıl zikzak çiziyor ve renk veriyor. Evet, bir daha atalım. Onlarca aksiyon var arkadaşlar. Bu aksiyonlardan benim en çok kullandığım iki tanesi wobbling ve jerk aksiyonu. Genellikle netice alabildiğim için bu aksiyonları tercih ediyorum. Bu aksiyonların genelde jigle pek alakası yoktur arkadaşlar. Daha çok maket balık ve silikonlarda çok daha etkili ve yüksek performans alabiliyorsunuz. Ancak jiglerde, hadi belki balık gibi yüzebilen jiglerde, yani kamışla jigging olarak aksiyon verilme, yüzebilen, arkasında üçlü olan, çarpma olan jiglerde etkili olabilir. Bakın, bilek, direkt bilek hareketi. Kaldır aşağı, kaldır aşağı, boşluğa al. Kaldır aşağı, boşluğa al. Kaldır aşağı, boşluğa al. Tabii siz göremiyorsunuz ama yaklaştıkça müthiş bir aksiyon aldığını ben görebiliyorum. Şimdi göğüs kamerasından bakın. Dikkatlice bakın, yüzeye yakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şuraya atayım, şuraya yakına atayım. Şuradan bakın, sahte karşıda. Evet. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Güzel kasyon. Bak. Bir daha. Görüyor musun? Nasıl hemen kendini belli ediyor. Tabi burada sahtenizin jerk aksiyon alabilme yeteneği de çok önemli. Bazı sahte maket balıkların kutusunda yazar jerk aksiyon diye, İngilizce karakterlerle yazar. Suspending, sinking ve floating yemler özellikle bu aksiyon için biçilmiş kaftandır. Ama bunların gaga yapısı çok önemlidir arkadaşlar. Ürünü satın alırken kesinlikle ambalajına bakın ya da satıcıyla irtibata geçerek iletişim halinde bulunun ve ona göre tercih edin. İşinizi şansa bırakmayın. Birçok yemin üzerinde aksiyonu yazıyor zaten. Evet, bir kez daha yapalım. Evet, atışı gerçekleştirdik arkadaşlar. Ne dedik? Boşluğu al, yemi hisset ve başla. Bilekten vur. Al boşluğu, vur. Al boşluğu, vur yukarıdan aşağı cel. Al boşluğu, vur. Al boşluğu, vur. Al boşluğu, vur. Al boşluğu, vur. Burada boşluğu almazsan verdiğin celkin hiçbir anlamı yok. Al boşluğu, vur. Sadece kamışla misinanın boşluğunu alırsın. Bak. Bu yüzden hızlı, devir sayısı yüksek makinalar, spin makinalar kullanıyoruz. Ver jerkiye, al boşluğu. Ver jerkiye, al boşluğu. Ver jerkiye, al boşluğu. Bak, yem yaklaşıyor, bak. Bak, yeme bak şimdi, bak. Bak, görüyor musun, bak. Bak, bak. Görüyor musun? Siz göremiyorsunuz ama arkasından yavru balıklar bile geliyor yani. Bir de şu tarafa atalım hadi. Bir kez daha deneyelim, tam anlaşılır olsun. Şu profilden bak. Bak şimdi. Bak. Boşluğu al, bileği vur. Boşluğu al, bileği vur. Boşluğu al, bileği vur. Sahtelerinizi bu iki aksiyonla yüzdürün. Wobbling ve jerk. Tabii daha çok jerk'i tercih edin. Jerk aksiyonu basittir ve son derecede etkilidir. Sahtelerinizi düz sarmayın arkadaşlar. Düz saracaksanız bile kesinlikle arada bir iki jerk vurun. Bir kez daha açığa yapalım. Belki jerk aksiyonunu anlatırken belki bir yırtıcıya denk geliriz. Tam saati zaten şu an. Bu arada bu aralar ava gelemiyorum. En son tam performanslı olarak baraküda avına geldim kıyıya. 360 derece baraküda avını yaptım. 360 derece kayıt altına aldım. O avımı da izlemek isterseniz yine şu sol üst köşeye link koyuyorum. Oradan izleyin. Açıklama kısmına da link koyuyorum arkadaşlar. Bak.
Bakın arkadaşlar, yaklaştı yine, göğüs kameradan aksiyonu göstereyim size, bak. Görüyor musun sahte nasıl? Sarhoş gibi yüzüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, jerk aksiyonunu bu şekilde yapıyoruz. Basit ufak tefek imla hataları olabilir. Onları kaydeye almayın. Önemli olan hareketi, aksiyonu gördünüz, anladınız ve artık biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı bilgiye Google üzerinden erişebilirsiniz. Kendinizi daha da fazla geliştirebilirsiniz. Hiç konuyu uzatmadan geçelim. Makinenin kolunu sağ ve sol el kullanımını nasıl gerçekleştirebiliriz? Arkadaşlar, üreticiler sağ el ve sol el kullanımına uygun olarak üretmişlerdir makinalarımızı. Bunu nasıl yaparız? Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir somun var ve tıpa göre şeklindedir ve sol tarafta kol. Ben sol elle kullanıyorum. Şayet sen sağ elle kullanıyorsan bunu değiştirmen çok basit. Yapman gereken tek şey sağ taraftaki tapayı sökmek, gördüğün gibi, ve kolu makineden ayırarak sağ tarafa takmak. Ve tekrardan somun tapamızı sol tarafa takmak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sol elle kullandığım makinamın kolunu anında sağ tarafa alabildim. Üreticiler makinaları insanların, kişilerin sağ el ve sol el kullanım alışkanlıklarına göre dizayn ederler. Bu da böyle zekice ve pratikçe düşünülmüş, üretim aşamasında makinalarımıza verilen bir özelliktir. Bakın söktüm. Sağ el kullanımı, sağ el alışkanlıkları olanlar için sağ tarafa, sol el kullanım alışkanlıkları için sol tarafa. Evet, gördüğünüz gibi hemen çıkarttım. Sol tarafa taktım. Ancak belirtmekte fayda görüyorum. Bait casting makinalarda, bait casting makina satın alırken kesinlikle ürünün açıklama kısmında sol el kullanımına mı, sağ el kullanımına mı uygun olduğuna dikkat ediniz. Çünkü onlarda kolun yönü değişmez. Makinalarımızda sağ ve sol el kullanım alışkanlıklarına göre kolumuzu sağa ya da sol tarafa takabiliyoruz. Bu konuyu da böylelikle işlemiş olalım. Bir taşta iki kuş oldu bu video. Hem jerk aksiyonunu öğrendiniz, hem de kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak kolun yönünü nasıl değiştirebileceğinizi öğrendiniz. Herkese rast gelsin. İyi şanslar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Eğer videom hoşuna gittiyse ve faydalandığına inanıyorsan beğen, paylaş ve yorum yazarak Doktor Akçek'e destek ol. Sen yorum yazar, paylaşır ve destek olursan Doktor Akçek daha çok motive olur ve daha çok video yükler. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.